Merhaba sayın seyirciler, hoş geldiniz Türkiye Klinikleri Televizyonu'na. Bizler bugün Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Profesör Doktor Temel Yılmaz'la birlikteyiz. Hocam çok teşekkür ediyorum, sağ olun programımıza katıldığınız için. Bugün vakıftan bahsedeceğiz. Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı olarak ilk ağızdan sizden öğrenmek istedik. Bir vakfın tarihçesini öğrenebilir miyiz sizden? Ne zaman kuruldu? Türkiye Diyabet Vakfı 1996 yılında kuruldu. İşte o zamanlar işte İstanbul Tıp Fakültesi'nden bir grup öğretim üyesiyle birlikte kurduk. Türkiye Diyabet Vakfı'nın kuruluş amacı işte o zamanlar toplumda çok az bilinen bir hastalıktı diyabet. Non-diyabetik dediğimiz, diyabetli olmayan popülasyonun işte diyabet konusunda bilinçlendirilmesi ve duyarlı hale getirilmesi. Sonra izledik ki diyabet bizim ülkemizde Avrupa'daki bütün ülkeler içinde en hızlı ve en fazla artış gösteren bir hastalık konumunda. Dünya ortalamasının iki katı kadar. Şimdi bunu prevalansın bu kadar hızlı artışı giderek toplumumuzda 10 milyon kişinin üzerine çıkması, bu bizim kendi Türkiye Diyabet Vakfı olarak çalışmalarımızda birdenbire ön plana geçen bir nokta oldu. Ve biz diyabeti durduralım projesini oluşturduk. Bu diyabeti durduralım projesinde işte asıl amaç Türkiye'nin Türkiye'de diyabetin artış hızını kontrol etmek. Tabii aslında hiç kolay bir şey değil. Çünkü diyabet niye artıyor? Diyabet evet. 21. yüzyılın İşte yeni hayat modelinden kaynağını alıyor. Hepimizin gündemine getirdiği, işte farkında olmadan işte böyle bilgisayarların başına kilitlendiğimiz, giderek daha az hareket ettiğimiz, her yere otomobille gittiğimiz, artık öğlen yemeklerini unutup böyle fast food ayaküstü atıştırdığımız bir model. Bu model hiç farkında olmadan bütün insanların hayatına girdi. Bununla beraber obezite yaşı düşmeye başladı. İşte insülin direnci düşmeye başladı. Yine bu 40'lı yaşlarda başlayan, hep söylediğimiz 50'li yaşlarda başlayan tip 2 diyabetin ortaya çıkma yaşı 20'li yaşlara, 30'lu yaşlara indi.